Teknolog YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videomuzda sizlere yeni bir bilgisayar aldıktan sonra yapmanız gerekenleri 10 madde halinde sırasıyla anlatmaya çalışacağız. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hızlı bir şekilde videomuza geçelim. Birinci maddemiz kargo kontrol arkadaşlar. Kurye sizin almış olduğunuz cihazı, bilgisayarınızı masaüstü de olabilir, laptop da olabilir. Getirdiği zaman eğer ki kutusunda bir patlak, çatlak ve yırtık vesaire varsa mutlaka kuryeye bir tutanak tutturmanız gerekiyor. Bilginiz olsun. Eğer ki çok gözle görülür, aşırı bir sıkıntı görüyorsanız ürünüzü teslim almanıza gerek yok. Direkt kuryeye verip tekrar yani sizin gelen kargo çalışanına verip bunu tekrar gönderme hakkına sahipsiniz. Ama dediğim gibi çok böyle aşırı bir derecede patlak falan yoksa ama azıcık bir şey bile varsa bir şüpheye düşüyor iseniz mutlaka sizin ürünüzü getiren kargo çalışanına tutanak tutturmanız gerekiyor arkadaşlar. Geldi geliyordan bir kargo. Tamam ben buldum. B13.com'dan bir kargo. Pembe Fodan bir kargo. Geldi geliyordan bir tane daha. Bir tane daha. Bir tane daha. İkinci maddemiz cihazı aldınız, kutusunu açtınız güzel bir şekilde ama şunu yapmanız gerekiyor. Kutuyu açarken yine bir videoya telefonunuza çekin arkadaşlar. Bu çok önemli. Bunu kargo firmalar da istiyor açıkçası. Yani geriye dönük olarak eğer ki içerisindeki parçalarda bir kırıklık bile olsa sizden kaynaklanmadığını ispatlamanızı istiyor. O yüzden mutlaka cep telefonunuza bir videosunu çekin. Kutunuzu açarken sonra kutunuzu açın. Oğlum neden böyle yapıyorsunuz lan? Ya ben evde işi kaydı bıraktım sizi bekliyorum. Neden kargomu getirmiyorsunuz? Getirin kargomu ya. Ama ben böyle zillere bastım hep kaç. Şş, yalan söyleme. Yalan söyleme. Ben zili kulağıma taktırdım. Basmadın zile. Üçüncü maddemize gelelim. Arkadaşlar ben her zaman söylüyorum orijinal bir Windows kullanın. İnternette cüzi miktarda orijinal OEM lisansları satılmaktadır. Siz ürününüzü aldınız, kutusunu açtınız ve cihazınıza Windows kurmanız gerekiyor. Windows'unuzu mutlaka orijinal bir şekilde kurulumunu gerçekleştirin. Kurulum yapar iken arkadaşlar burası çok önemli. Mevcut internetinizde yani evinizde kullandığınız internetin kablosunu hiçbir şekilde bağlamayın. Sadece ISO dosyası vesaire işte Rufus vesaire kuruyorsanız bu şekilde kurun. Windows'unuzu kurdunuz. Windows ayarlarında mutlaka bütün parçalarınızı kontrol edin. Yani almış olduğunuz ürüne birebir aynı mıdır? Diğer bir olay ise arkadaşlar mağazadan bir alışveriş yapıyor iseniz mutlaka monitörde piksel kontrolü yaptırın. Parçalarda ise kutuların orijinal üretici firma bantlarının sizin gözünüzün önünde açılmasına dikkat edin arkadaşlar. Çünkü kullanılmış bir ürün veya olabilir mi olmaz mı buna şüpheye düşmeyin. Dediğim gibi mağazalar kutularına kendi bantlarını yapıştırdılar. Bu sizin ilk kullanıcı olduğu anlamına gelmektedir. Daha önce kullanmadığı anlamına gelmektedir. Beşinci maddemiz orijinal bir antivirüs programı kullanın. Dilerseniz internetten de bunu ücretsiz olarak da 30 günlük deneme trial'larla indirebilirsiniz arkadaşlar. Antivirüs programınızı kurun, bilgisayarınıza güncellemesini yapın ve full bir tarama gerçekleştirin. Altıncı maddemiz Windows'unuzu mutlaka güncelleyin. İnternet üzerinde Windows Update üzerinden de güncel yamalarını vesaireleri mutlaka güncelleştirmeyi gayret edin. Buna dikkat edin ve ara ara da en azından ayda bir olsa bile güncelleştirmeleri yerine getirin.
Yedinci maddemiz, kullanmış olduğunuz bilgisayarın donanımlarının sürücülerini güncellemeniz gerekiyor. Kullanmış olduğunuz parçaları tek tek internetten resmi sitelerine girip oradan da indirip kurabilirsiniz. Eğer ki marka bir bilgisayar kullanıyor iseniz bu marka bilgisayar hangi markaysa onun resmi sitesine girip oradan da toplu indirme yapabilirsiniz. Ve aslında önemli olan bir unsur BIOS güncellemesi. 8. maddemizde de bu BIOS güncellemesini ekledim. Yalnız BIOS güncellemesini yaparken dikkat etmeniz bir unsur elektriğin gitmemesi, kesilmemesi önemli arkadaşlar. Yine resmi sitesinden girip hangi parça ise hangi anakartı kullanıyorsanız onu resmi sitesine girip oradan BIOS güncellemesini indirip kurmanız gerekmektedir. Dokuzuncu maddemize geldik. Dokuzuncu maddemizde ise yardımcı uygulamalar vardır. Bu yardımcı uygulamalar mutlaka tavsiye ediyoruz. Kurun, internet üzerinden indirebilirsiniz. Tabii ki resmi sitelerinden indirmenizi tavsiye ediyoruz. Bunlar şey WinRAR, Java, K-Lite Codec gibi uygulamalardan yer almaktadır. Bunları indirip, bunları da kurup bilgisayarınızı en azından uygulamalarda akışkanlığını da yapabilirsiniz. Yardımcı bir uygulama olduğu için de başka bir uygulama gerek var mıdır? Tabii ki bunu kararını size verecektiniz. Bu videonun açıklamasına bu maddeleri hangi uygulamalar olduğunu tek tek yazacağım. Oradan da bakabilirsiniz. Eğer ki orijinal bir marka yani dizüstü bilgisayar tabii ki orijinal bir marka olduğu için onun kendi resmi sitesine gitmeniz gerekiyor. Ya da marka bir masaüstü bilgisayar kullanıyorsanız yine resmi sitesine gitmeniz gerekiyor. İnternet üzerinden araştırıp bulabilirsiniz. Peki burada ne yapacaksınız? Arkadaşlar çoğu orijinal markalar kendi yardımcı uygulamalarını oluşturmuşlardır. Bu uygulamayı indirip tüm donanımlarınızı, tüm yazılımlarınızı buradan indirebilirsiniz. Bunu mutlaka yerine getirin. Tek tek internet üzerinden aramak yerine bu yardımcı uygulama sayesinde bilgisayarınızın tüm donanımlarınızı ve yazılımlarınızı bir araya getirip ve kurar, günceller ve aktif halde de sizin işlerinize yardımcı olmanızı fayda sağlar arkadaşlar. Arkadaşlar sizlere 10 maddelik yeni bir bilgisayar aldıktan sonra yapmanız gerekenleri anlatmaya çalıştık. Burada tabii ki dikkat etmeniz unsurlardan bir tanesi öyle her siteye girmeyin. Bilip bilmedik tanınmayan sitelere girmeyin. Ve tabii ki orijinal olmayan uygulamalardan uzak durmaya çalışın. Size gelen, nereden geldiği belli olmayan dosyalara açmayın, linklere tıklamayın. Bilgisayarınızı inanın güncel tuttuğunuz sürece gerek Windows, antivirüs ve donanımlarınızı bilgisayar çok rahat bir şekilde sizi yıllarca götürecektir. Ama bunların haricinde kötü yazılımlar, kötü uygulamalar, kötü web sitelerine girer iseniz bilgisayarınızı kısa sürede şişirme söz konusu olabilir. Eğer ki farklı uygulamalar kurarsanız bunlar da özellikle RAM tarafında ve işlemci tarafında da dezavantaj size sağlayacaktır. Çünkü çok kullanacaktır. Bunlardan kaçınmanızı tabii ki en açıkçası öneriyoruz. Sizlere elimizden geldiği kadar, dilimiz döndüğü kadar da yeni bir bilgisayar aldıktan sonra yapmanız gerekenleri Teknolog YouTube kanalı olarak anlatmaya çalıştık. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.